Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok önemli bir konu işleyeceğiz. Nedir bu konumuz? Türkiye'de nüfusun değişimi ve nüfusun dağılışı bizim için TET noktasında önemli konulardan bir tanesidir diyoruz. Bu hazırlık kampımızda da sizler için bu konuyu biz seçmiş olduk. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım ünite içeriğimize geldiğimizde öncelikle nüfus neydi? Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısıydı. Biz dünya ölçeğinde değil, yaşadığımız coğrafya yani Türkiye ölçeğinde öncelikle Türkiye nüfusunun yıllar içerisindeki değişiminden bahsedeceğiz. 1927 yılından 2023 yılına geldiğimizde Türkiye nüfusunun artış hızının artırıcı, azaltıcı, iyileştirici politikalar uygulamasının nedenlerinden neler olduğundan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda dünya ölçeğine baktığımız zaman aynı zamanda da Türkiye ölçeğinde Türkiye nüfusunun bazı alanlarda yoğun, bazı alanlarda seyrek olduğunu biliyoruz. Ve bu yoğun ve seyrek olmasının nedenleriyle ilgili güzel harita çalışması yapacağız. Ve en sonda da Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Peki bu yapısal özellikleri nedir dersek? Türkiye nüfusunu saydığımız zaman cinsiyete göre dağılımından bahsedeceğiz. Kır ve kent nüfus oranının yıllar içerisindeki değişiminden bahsedeceğiz. Ortalama yaşam süresinden bahsedeceğiz. Yaş gruplarına göre dağılımından bahsedeceğiz ya da okur yazarlığın tarihsel süreç içerisindeki değişiminden bahsedeceğiz. Bunların hepsiyle ilgili hem 1927 hem de 2023 yılları ile ilgili ne gibi bir süreç geçirmişiz onlardan bahsetmiş olacağız. Peki biz evet 10. sınıfta bu konuyu göreceğiz. Peki önceki dönemlerde bu konuyu nerede gördük? Ortaokulda nerede gördünüz? Ülkemizde nüfus ünitesinde gördünüz. Aynı zamanda burada o ünitenin de güzel bir tekrarını yapmış olacağız. Bu konunun nüfus kısmının 9. sınıfla bir bağlantısı yok. Ancak şöyle bir durum var. Biz 9. sınıfta yerleşmelerden bahsettik. Dünyada yerleşmenin ya da Türkiye'de yerleşmelerin yoğun ya da seyrek olduğu alanlardan bahsettik. E dolaylı olarak yerleşme yoğunsa bir alanda nüfus da yoğundur. E bu kapsamda düşündüğümüzde orayla bir bağlantısı var ama net anlamda bir bağlantısı yok. Ama şunu da unutmayalım. Nüfus ÖSYM'nin sevdiği konulardan bir tanesi. O yüzden TYT'de bu konunun karşınıza çıkma potansiyeli çok çok yüksek. Ve biz sizler için ne yaptık? 9'dan 10'a hazırlık kampımızda bu konuyu seçtik ve bu kitapta kazanıma uygun ÖSYM mantığında sizin karşınıza gelebilecek güzel güzel çoktan seçmeli sorular hazırladık. Hemen şöyle bakıyorum. Türkiye nüfusunun değişimi ve nüfusun dağılışı 154, 156, 158. sayfalar sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle içindekiler kısmının da kitabın içeriğine bakarsak güzel güzel çoktan seçmeli soruları biz buraya koyduk. Bakın burada piramitler var. Zaten biz bunları ünite içeriğinde de göstermiş olacağız. Hemen şöyle takıldığınız kısımda Barkodu okutuyorsunuz ve sorunun takıldığını, sorunun çözümünü de öğretmenlerimizden dinliyorsunuz sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım ülkemizde nüfus neymiş konuya devam edelim. Şimdi Türkiye'deki nüfusun değişimine baktığımızda insan yaşamı açısından elverişli iklim koşullarının bulunduğu alanlar yoğun nüfuslu bölgelerdi değil mi sevgili arkadaşlar? Ve Türkiye'de bu bölgeler arasında yer almaktaydı. Çok eski dönemlerden itibaren insanlar buraları yerleşim birimleri olarak tercih etmişlerdir diyebiliriz. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'ndan nüfusa dair bilgiler 19. yüzyıla dayanmakla birlikte nüfus sayımı Batı ülkelerinden yaklaşık 150 yıl sonra gerçekleşmiştir. Çünkü Norveç'te, İsveç'te sevgili arkadaşlarım ilk sistematik nüfus sayımları yapılmıştır. Sonraki süreçte Osmanlı Devleti nüfus sayımı yapıyor ama Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk nüfus sayımı 1831 tarihinde sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya 1831 yılı yazalım. 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Ama 2. Mahmut nüfus sayımı nasıl yapıyor? Askeri amaçlı yapıyor. Yani burada sadece hangi nüfusu sayıyor? Erkek nüfusunu ve bununla birlikte vergi alabileceği kişileri belirlemek amacıyla nüfus sayımı yapıyor. Tabii ki de burada kimi saymadık biz? Hem kadınları saymadık. Bununla birlikte çocukları da bu sürecin içerisine dahil etmedik diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu sayımı kim takip ediyor derseniz bu sayımı Sultan Abdülmecit takip ediyor. Burada kimlik bilgisi ya da kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla nüfus sayımı yapıyor. Sonraki süreçte Sultan Abdülaziz tarafından da nüfus sayımı gerçekleştiriliyor ve Anadolu nüfusunun 12 milyon olduğu ifade ediliyor. Tabii ki de bu nüfus sayımları dışında çok eski dönemlerde de nüfus sayımları var. Mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde de nüfus sayımının olduğu ifade ediliyor ama buradaki nüfus sayımı öyle bir sayım değil sevgili arkadaşlar. Mesela tahrir defterlerinden alabileceğimiz vergileri belirleyebilmek amacıyla da Oradaki ifadelerde nüfusla ilgili verilere ulaşabilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da öyle bilmiş olun. Tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimiz zaman Cumhuriyetle birlikte sistemli bir nüfus sayımı yapılmaya başlanmış ve ilk sayım 28 Ekim 1927 yılında yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Ve bu süreçte yapılan nüfus sayımında ülke nüfusunun 13.6 milyon kişi olduğu ifade ediliyor. Sonraki süreçte her 5 yıllık aralıklarla nüfus sayımı yapılması kararlaştırılıyor. Yani 30 35 40 45 50-55 her 5 yıllık aralıklarla nüfus sayımı yapılıyor. 1990 yılına kadar. 1990 yılından sonra ise 10 yılda bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılıyor. Ancak yıllarımız 2007 yılına geldiğinde 2007 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçiyoruz ve her yıl nüfusla ilgili güncel verileri ulaşabiliyoruz. Yani siz internete 2020 yılı Türkiye nüfusu, 2021 yılı Türkiye nüfusu ya da 2019 yılı Türkiye nüfusu yazdığınızda her yıl ülkemizin nüfusunu verilerine rahat bir şekilde ulaşabilmektesiniz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda sevgili arkadaşlar 1927 ve 2018 yılları arasında yaklaşık ülke nüfusumuz 69 milyon kişi artmıştır. Yani 13.6 milyondan 69 milyon kişi arttığında hemen hemen ülke nüfusunun 83 milyona yakın bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de burada bilmemiz gereken 3 tane dönem var. Ülke nüfusumuzun geçirdiği değişimle ilgili. Şimdi burada da önemli bir ifade var sevgili arkadaşlar. Şuna da bakacağız. Şimdi burada 2 tane grafik karşımıza gelecek soru köklerinde. Bir grafik bir sonraki sayfada görmüş olduğunuz ülkemizin nüfus artış hızı grafiğidir ve burada binde ile ifade edilecek veriler vardır tamam mı? Bu verilere baktığımızda bir. İkincisi ülkemizdeki nüfusun değişimini milyon kişi olarak gösterilen grafikler de verecek. Bakın sevgili arkadaşlar bu iki grafik aynı kavramlar değil tamam mı? Mesela dikkat edin ülkemizdeki nüfus artış hızı grafiğine 1927 yılından 1925 yılına geldiğimizde nüfus artış hızımız azalmış değil mi? Ama buraya baktığımızda 1927 yılından 1945 yılına geldiğimizde nüfus miktarımız ne yapmıştır? Artmıştır. O yüzden milyon kişi mi vermiş yoksa bindi ifadesini vermiş buna dikkat ederek sorularımızı çözeceğiz sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Birinci dönem 1927-1960 yılları arasını kapsamakta. Tabii ki de burada şöyle söyleyebiliriz ülkemizin nüfusu yaklaşık olarak 11 milyon kişi artmıştır. Tabii ki de burada özellikle Balkan savaşları var, Birinci Dünya Savaşı var, Kurtuluş Savaşı var ve ülke nüfusunu ciddi anlamda etkileyen savaşlar var. Ve bu hemen sonrasına denk gelmekte. Bununla birlikte bu dönemde özellikle politika olarak nüfus artmıştır hızını arttırıcı politik uygulamışız. Tabii ki de burada 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılması, bununla birlikte diğer ülkelerden yapılan mübadele göçleri nüfusumuzun artmasındaki en önemli sebepler olmuştur. 1940'lı yıllara geldiğimizde 2. Dünya Savaşı var, nüfus artışımız yavaşlamış ama 50'li yıllardan sonra hem 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi hem de salgın hastalıklarla mücadelelerde daha etkili olunması nüfusumuzu arttıran önemli sebepler arasındadır diyebiliriz. Şimdi ikinci döneme geldiğimizde ikinci dönem 1960-1985 yılları arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde özellikle Türkiye'de sevgili arkadaşlarım unutmayalım aile planlamasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tamam mı? Sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülke nüfusunun artış hızında azalma meydana gelmiştir. Bakalım artış hızında azalma var mı? Bakın gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Artış hızımızda azalma var. Ama ne yaptı? Nüfusumuza dikkat edin. Sürekli olarak nüfusumuz artıyor. Çünkü artış hızımız sıfırın üstündeki ya da üzerindeki artı değerde arkadaşlar. Buna da dikkat etmiş olalım. Ayrıca bu dönemde özellikle nüfus artış hızımızın azalmasındaki en büyük etkilerden bir tanesi yurt dışına yapmış olduğumuz işçi göçleri. Yani biz devlet olarak yurt dışına gidebilecek işçi göçü özelliğindeki bireylere işçi göçünü teşvik etmişiz. Git sana her türlü yardımı sağlayabiliriz demişiz sevgili arkadaşlar. Bu da nüfus artış hızımızın düşmesindeki etkili olduğu dönemdir diyebiliriz ve bu dönemin sonuna geldiğimizde 1985 yılına geldiğimizde ülke nüfusumuzun da 50 milyon olduğunu ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de ülke nüfusumuzun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda Üçüncü döneme geliyoruz. Üçüncü dönem ise 1985 ve sonrası ki yılları kapsar sevgili arkadaşlarım. Özellikle bu dönemin başında Türkiye nüfusunun artış hızında ciddi bir düşüş yaşanmış. Bakıyoruz. Bakın şuraya dikkat edin. Ciddi anlamda 1985 yılından sonra nüfus artış hızımızda bir düşüşün yaşandığını söyleyebiliriz. Bu düşüşün yaşanmasının temel sebebi nedir dersek yoğun ölçekte bu dönemde hem işçi göçleri olarak yurt dışına insanları gönderdik. Aynı zamanda değişen aile yapısı var. Neden? Çünkü bu dönemde özellikle Kırdağın Nereye doğru bir göç var sevgili arkadaşlar? Kente doğru göç var. Kente doğru göç ettiğimiz zaman değişen bir aile yapısı var. Artık insanlar çok fazla çocuk sahibi olma yoluna gitmiyor. Bununla birlikte kadın çalışma hayatına giriyor. Eğitim seviyesi yükseliyor. Evlilik yaşı yükseliyor. Ve bunlara bağlı olarak sevgili arkadaşlarım nüfus artış hızında ciddi anlamda azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ve günümüzde Türkiye'deki nüfus artış hızının binde 5,5 gibi çok düşük bir değere denk geldiğini söyleyebiliriz. Ve günümüzde ülkelerde ülkemizin uyguladığı nüfus politikası nüfus artış hızını artırıcı politikadır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım bilgimiz olsun. Dediğim gibi tekrar söylüyorum böyle bir grafik verdiğinde milyon kişi derse nüfus artmıştır ya da burada bir azalma varsa azalmıştır diyebilirsiniz. Ama böyle bir grafik verdiğinde ve burada binde ifadesini görüyorsan burada nüfus artış hızın azalsa bile nüfus miktarın artmıştır sevgili arkadaşlar. Çünkü artış hızımız sıfırın üzerindeki artı değerlerde tamam mı? Bunu da unutmayalım. Dikkat edelim. Sorumuza geldiğimizde bazı olaylar nüfus artışını yavaşlatırken bazıları hızlandırmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye nüfusuna diğer dördünden farklı etkide bulunmuştur diyor. Bakalım yurt dışına gerçekleştirilen işçi göçleri nüfus artışını yavaşlatır değil mi? Şöyle hemen yavaş yazalım. 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen seferberlik bu da gene nüfus artışını yavaşlatır. C. Kadınların çalışma hayatında aktif rol alması bu da gene nüfus artışını yavaşlatır diyebiliriz. D. Aile planlamasının uygulanması bu da gene nüfus artışını yavaşlatır. Hatay'ın anavatana katılması nüfus artışını arttırır diyelim sevgili arkadaşlar ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Şimdi geldik bir diğer kısma. Türkiye'deki nüfusun dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler sevgili arkadaşlar. Şimdi coğrafyada genel itibariyle önceki dönemlerde de gördüğümüz üzere herhangi bir olay etkileyen bir faktör varsa bunu temelde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi doğal faktör. Yani burada insanın etkisi olmadığı durum. Mesela iklim. Ülkedeki nüfusun dağılışını etkileyebilir değil mi? İklimin çok kurak olduğu alanlarda ya da yarı kurak olduğu alanlarda nüfus seyrektir diyebiliriz. Yeryüz şekillerinin engebeli olduğu alanlarda nüfus seyrektir diyebiliriz. Su kaynaklarının bol olduğu alanlarda nüfus fazladır. Bitki örtüsünün çok gür olduğu alanlarda nüfus seyrektir ya da toprağın verimli olduğu alanlarda otomatik olarak insanlar tarımsal faaliyetlerini daha yoğun ölçekte yürüteceği için nüfus miktarı da fazladır diyebiliriz. Bununla birlikte beşeri faktörlerin olumlu olduğu alanlarda nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mesela İzmir tarımsal faaliyetler için önemli bir merkezdir. Sanayi, turizm, ticaret faaliyetleri için önemli bir merkezdir. Bundan dolayı da nüfus fazladır. Aynı şekilde İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya gibi illerimizde de bu durumlar olumlu olduğu için nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de haritalarla burayı biraz pekiştirmemiz lazım. Şimdi karşımızda bir harita var ve diyor ki Türkiye'nin nüfus yoğunluğu haritası. Yani buradaki olay şudur: kilometre kare bölü kişi, kilometre kareye kaç kişi düşüyor bunun gösterildiği bir harita var karşımızda ve kırmızı renk tonu ne kadar koyulaşırsa da burada kilometre kareye düşen kişi sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve koyu tonlar daha yoğun ölçekte ülkemizin batısında. O zaman insanlar ne yapıyor? doğudan batıya doğru göç ediyor. Göçe bağlı olarak batıda nüfusun fazla, doğuda ise batıya göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada birçok durum var. Doğal ve beşeri faktörler gibi. Mesela nelerdir dediğimizde özellikle sevgili arkadaşlarım iç bölgelere göre daha ılıman iklim koşullarına sahip kıyı bölgeler ile mesela Samsun, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Adana buralar daha ılıman iklim koşullarına sahip. Bu bölgeler ile bununla birlikte sanayinin, tarımın, ulaşımın yoğunlaştığı alanlarda nüfus yoğunluğu da fazladır değil mi sevgili arkadaşlar? Örnek vermemiz gerekirse İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun sık nüfus varlığı ile dikkat çeken illerimiz arasında yer almaktadır. Ancak Kış mevsiminin mesela çok uzun sürdüğü Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri. Bakın şuraya dikkat edin. Renk tonu ne kadar açıklaştı gördünüz mü? Kilometre kareye düşen kişi sayısı da azaldı diyebiliriz. Bununla birlikte kuraklığın etkili olduğu hemen gözüm kuraklık dersi Tuz Gölü ve çevresini arayacağız. Burada da sevgili arkadaşlarım nüfusun azaldığını söyleyebiliriz. Bunu da unutmayalım. 2018 yılı verilerine göre ülke nüfusumuzda kilometre kareye düşen kişi sayısı 107 kişi olarak tespit edilmiştir diyebiliriz. Bu sayı günümüzde 111 112 civarında seyretmektedir diyebiliriz. Ortalama yükseltimiz fazla. 1141 metre yükseltiye sahibiz ve belirli bir yükseklikten sonra da genellikle yerleşmeler azalmaktadır. Böyle bir ifadeyi duyduğumuzda genel olarak Doğu Anadolu bölgesini bu ifadenin içerisinde bağdaştırabiliriz diyebiliriz. Ama bunun dışında arazinin eğimli olduğu alanlarda da nüfus seyrektir. Mesela Kuzey Anadolu Dağları'nın bulunduğu alanlarda özellikle mesela şuraya dikkat edin. Bak Samsun ordu yoğun nüfuslu. Zonguldak Bartın evet yoğun nüfuslu ama Kastamonu, Sinop, Seyrek nüfuslu. Neden böyle bir fark var dersek hemen şuraya şöyle bir dağlık sistem çiziyorum. Bu dağlık sistemin ismi küre dağları. Bak dağlık sistemden dolayı nüfus yoğunluğu daha azdır diyebiliriz. Bununla birlikte Muğla, Menteşe dağları diyebiliriz. Torosların bulunduğu alanlarda da gene aynı şekilde yeryüzü şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde su kaynakları mesela zengin su kaynaklarına sahip olan yerlerde nüfus genel itibariyle yoğunlaşmıştır. Hemen gözümleri yaradı benim. Adana'yı yaradı. Arkadaşlar bununla birlikte hemen şöyle işlere doğru geldiğimiz zaman Karadeniz bölgesine gidelim. Mesela Amasya'yı söyleyebiliriz değil mi? Bunun dışında Eskişehir, Edirne ya da Antakya gibi şehirleri su kaynaklarının varlığına bağlı olarak sık nüfuslu alanlara örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte Türkiye'deki yerleşmelerin seyrekleştiği dolayısıyla da nüfusun azaldığı alanlara bakıldığında ise bit görsünün çok yürü olduğu alanlar olabilir. Yüksek, eğimli, engebeli ve dağlık alanlar olabilir. Bu alanlarda seyrek nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Ama dediğimiz gibi sevgili arkadaşlar unutmayalım. İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin engebeli olmadığı, ulaşımın gelişmiş olduğu alanlar sık nüfuslu alanlara örnek verilebilir. Mesela Çanakkale batıda olmasına rağmen çevresindeki illere göre seyrek nüfuslu alanlara örnek verilebilir. Burada özellikle Biga Yarımadası'ndaki yeryüzü şekillerinin engebeli olması hem de ulaşım alanlarına sapa bir yerde yani düşünsene Ankara'dan, İstanbul'a ya da Kırklareli'ne gittiğinde bu hat üzerinden gideceksin. Ya da Kırklareli'nden özellikle güneye doğru indiğimizde İstanbul üzerinden Bursa üzerinden gideceğiz. Ama burada da 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldığında sevgili arkadaşlarım Çanakkale'ye yoğun bir şekilde göçün olacağı söylenebilmektedir. Bazı alanlar ise yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu için sık nüfusludur. Mesela Zonguldak değil mi? Taş kömür yatakları bakımından zengindir. Bundan dolayı yoğun nüfuslu bölgeler arasındadır. Batman mesela petrol rafinerisi var. Petrol çıkarımı gerçekleştiriliyor ve sık nüfuslu alanlar içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Elazığ'a geldiğimiz zaman madencilik faaliyetleri yoğun ölçekte yapılmaktadır. Bu alanlarda gene ülke içerisindeki yoğun nüfuslu bölgelere örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar var. Mesela Çukurova'yı söyleyebiliriz, İzmir'i söyleyebiliriz, onun dışında Manisa'yı söyleyebiliriz ya da Samsun'u söyleyebiliriz. Bu alanlar gene yoğun nüfuslu bölgelere örnektir. Sanayi faaliyetlerinin mesela gelişmiş olduğu Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Adana, Antep çevresi gene yoğun nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Ulaşım ağları bakımından tam merkez konumda bulunan alanlarda gene yoğun nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Mesela burada Kayseri'yi söyleyebiliriz. Ankara'yı söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmekte büyük fayda vardır diyebiliriz. Sorumuza geldiğimizde yukarıdaki haritada koyu renkli işaretli alanlardan hangisi Türkiye'deki seyrek nüfuslu alanlar içerisinde yer almaz demiş sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen haritamı da alayım. 3 numaraya baktığımda sevgili arkadaşlar 3 numara neresi Doğu Karadeniz'in bulunduğu Giresun Trabzon hattı. Burası yoğun nüfuslu bölge mi kıyı kesimi evet yoğun nüfuslu bölge o zaman şuraya şöyle yoğun nüfuslu bölge diye yazalım. Bir numaraya geliyorum Kırklareli'nin bulunduğu alan sevgili arkadaşlar buraya dikkat edelim burası seyrek nüfuslu bölgedir bak çok tehlikelidir burası biliyor musunuz? Neden? Çünkü yeryüzü şekillerinden dolayı burada yıldız dağları var. Yeryüzü şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. 5 numara hemen gözüm tuz gölünü arasın dedim. Tuz gölü gene seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. 4 numaraya geldim. Mersin ve Antalya hattının bulunduğu şu alan değil mi sevgili arkadaşlar? Burası nedir dersek burası Türkiye'deki seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. Hayda burada niye seyrek dediğimiz zaman da Taşeli platosu var. Taşeli platosu karstik bir platodur ve bundan dolayı da burası seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. Bakın 2 numaraya dikkat edin. Muğla'nın bulunduğu yer burası da gene aynı şekilde seyrek nüfuslu bölgeler arasındadır. Neden dersek? Çünkü burada da Menteşe Dağları var ve Menteşe Dağları'ndan dolayı yeryüzü şekillerinin engebeli bağlı engebeli olmasına bağlı olarak sevgili arkadaşlar seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer alır. Bize ne diyor? Seyrek nüfuslu alanlar içerisinde yer almaz demiş. O zaman Doğu Karadeniz'in bulunduğu Trabzon ve Giresun hattını gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik Türkiye'deki nüfusun yapısal özelliklerine. Özellikle bir ülke nüfusunun yapısal özelliklerinde hangi faaliyetlere bakmamız lazım? Mesela yaş gruplarına göre dağılım 0-15, 15-64-65 yaş ve üstü ya da nüfusun cinsiyet dağılımı, kadın erkek nüfusu. Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, tarım, sanayi, hizmetler sektörü yani birincil, ikinci, üçüncü ekonomik faaliyet grubu. Bununla birlikte nüfusun eğitim durumu, okur yazarlık durumu ya da nüfusun kır ve kent nüfus oranı bu bir ülkenin özellikle yapısal özellikleri içerisindedir. Tabii ki de buradaki bazıları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri açısından bilgi sahibi olmamızı sağlar. Mesela bir ülkede kır nüfus oranı kent nüfus oranından fazlaysa geri kalmıştır diyebiliriz. Ya da okur yazarlık oranının düşük olduğu ülkeler eğitim bakımından geri kalmış ülkelerdir. Ekonomik faaliyetler içerisinde bak 3 tane ekonomik faaliyet yazacağız. Tarım, sanayi, ve hizmetler sektörü diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir ülkede tarımda çalışanların oranı hizmet sektöründe çalışanların oranından fazla ise ülke geri kalmıştır diyeceğiz. Ama mesela cinsiyet özellikleri bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir mi derseniz kesinlikle vermez sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. O zaman hadi gelin bakalım 83 milyonluk Türkiye'yi biraz parçalayalım. Ve birincisi cinsiyete göre dağılım. Sevgili arkadaşlar cinsiyete göre dağılım tekrar belirtmek gerekirse bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında hiçbir özellik vermez. Sadece kadın ve erkek nüfusunun toplam nüfusu oranını ifade eder. Ve bizim ülkemizin toplam nüfusunun %50,2'lik kısmına erkek nüfusu %49,8'lik kısmını ise kadın nüfusu oluşturmaktadır. Ama şunu da unutmayalım. Herhangi bir bölgede sevgili arkadaşlar kadın ve erkek nüfus oranındaki değişim göçlere bağlı olarak da değişir. Nasıl dersiniz sevgili arkadaşlar? Mesela şimdi burada ben size bir önceki haritamızı açalım. Türkiye'deki nüfus yoğunluğu haritası ve genel itibariyle ben şunu söyleyebilirim. Ülkemizdeki göç yönü doğudan batıya doğrudur. Şimdi doğuda insanlar daha iyi hayat standartlarına ulaşabilmek için batıya gitti mi? Ve giden nüfus genel itibariyle çalışma çağında olan erkek nüfustur. Burada kimler kaldı? Kadınlar kaldı değil mi? O o zaman göç veren yerde kadın nüfusun oranı fazladır. Göç alan yerlerde ise genel olarak erkek nüfus oranının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi ülkemizdeki nüfusun eğitim durumuna baktığımızda özellikle 1950 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun yaklaşık yüzde 1950 yılı için söylüyoruz sevgili arkadaşlar 31,8'lik kısmı okur yazardı. Ama yıllar içerisinde eğitime büyük önem verilerek okuma yazma bilenleri ...oranında da ciddi anlamda artış yaşanmıştır. Bakın toplam nüfusun %96,7'lik kısmı okuma yazma biliyor... ...ancak hala %3,3'lük kısmımız okuma yazma bilmiyor sevgili arkadaşlar. Kadın ve erkeklere baktığımız zaman ise... ...erkeklerde okuma yazma oranının kadınlara nazaran daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerin %99'luk kısmı okuma yazma bilirken... ...kadınların %94,5'lik kısmı okuma yazma bilmekte diyebiliriz. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda... ...burada 3 tane gruptan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle ne diyebiliriz? 1. 0-14 yaş grubu genç nüfus yani çocuk nüfus olarak ifade edilir. 15-64 yaş grubu aktif nüfus olarak ifade edilebilir. 65 ya da daha yukarısı nüfus ise yaşlı nüfus olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Ve ülke nüfusun toplamının %67,9'lu kısmını 15-64 yaş grubu olur. Yani Türkiye'deki nüfus... Genç nüfus oranı fazladır dediğimizde işte şuraya da bakacağız sevgili arkadaşlar. 0-14 yaş grubu toplam nüfusun %23,6'lık kısmını 65 yaş ve üzeri kısmı ise %8,5'lik kısmını oluşturmaktadır sevgili arkadaşlar. Burada özellikle bir ülkede 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının fazla olması sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösterir. Bu da ülkelerin gelişmişlik seviyesinin arttığını ifade edebilir sevgili arkadaşlar. Bir de şu var, ortanca yaş dediğimiz bir kavram var sevgili arkadaşlar. Ülke nüfusunda her birinin yaşını topluyorsun. Nüfusa bölüyorsun ve ortanca yaşı çıkarıyorsun. Bak 1980'e baktığımız zaman ortanca yaş 19. 2017'ye geldiğimiz zaman 31,7. Bu bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yıllar içerisinde nüfus artış hızımızın azaldığını gösteriyor ve ülke nüfusunun da yaşlandığını gösteriyor diyebiliriz. Şimdi geldik kır ve kent nüfus oranı. Hemen şöyle bir baktığımız zaman toplam nüfus içerisinde kır ve şehir nüfus oranlarına ait özelliklere de bakarsak sevgili arkadaşlar ülke nüfusumuzun yüz %7,7'lik kısmını kır nüfusu bununla birlikte %92,3'lük kısmını da kent nüfusu oluşturmaktadır diyebiliriz. Burada da özellikle şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kır ve şehir yerleşmeleri genelde ekonomik etkinlikler ve nüfus miktarına göre belirlenmektedir. Kırsal alanda daha çok hangi faaliyeti yürütüyoruz? Tarımsal faaliyetleri şehirlerde ise sanayi ve hizmet faaliyetlerini yürütebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Burada da böyle bir bilgimiz olsun. Tabii ki de Cumhuriyet döneminde kır nüfus oranı kent nüfus oranına göre daha fazla Nereden biliyorum? Aşağıdaki tablodan biliyorum. Bakın dikkat edin. Kır nüfus oranı şehir nüfusu 1927'de %20-25'lik kısımdayken kır nüfus oranı %80'lik kısım gibi büyük bir orana sahipti. Ama süreç içerisinde kır nüfus oranı azalmıştır, azaldı, azaldı, azaldı ve kent nüfus oranımız artmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak burada kent nüfus oranı diyorum. Miktarı demiyorum, tamam mı? Kır nüfus oranımız azalsa bile kırsal nüfus miktarımız artmış olabilir. Oranla miktarı karıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Aman dikkat edelim hata yaparız. Şimdi geldik çalışan nüfusun sektörel dağılımına. Burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı dediğimiz zaman aktif nüfus var diye ya, 15-64 yaş grubu buradaki kişilerin hangi sektörlerde çalıştığını sorgulamamız lazım sevgili arkadaşlarım. Ve 3 tane ana sektörümüz var. Bunlardan birincisi hizmetler sektörü %54,3'lük kısma sahip. Sanayi sektörü %27,27'lik kısma sahip. Tarım sektörü ise %18,7'lik kısma sahiptir diyebiliriz. Tabii ki de Cumhuriyet döneminden günümüze kadar baktığımızda ülkede Tarımda çalışanların oranı diğer sektörde çalışanların oranına göre fazlayken süreç içerisinde azalmıştır ve hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır. Ama gene söylüyorum sevgili arkadaşlarım bakın burası yüzde ifadesidir tamam mı? Miktar olarak yorum yapamazsın. Burada evet oranımız azalmıştır ama belki de çalışan nüfusumuz artmış olabilir. Aman buna dikkat edelim. Yüzde ile miktar arasındaki ilişkiyi kaçırmayalım sevgili arkadaşlar. Hemen geldik sorumuza. Yandaki grafikte belirtilen yıllar içerisinde Türkiye'de ortanca yaş gösterilmiştir diyor. 1950'den 2017'ye kadar. Grafikteki bilgilerden yola çıkarak diyor. 1. Doğum oranları 1980 yılından sonra azalmıştır. Bakalım 1980 yılında ortanca yaşımız 19'muş değil mi? Sonraki süreçte 24, 29, 31 olmuş. O zaman bu nüfus artış hızının azaldığını gösterir, doğum oranları azalmıştır diyebiliriz. Bu doğru bir ifade. Gelişmişlik seviyesi yükselmiştir. Eğer ki doğum oranları verilen yıllar içerisinde azalıyorsa, gelişmişlik seviyesinin arttığını da söyleyebiliriz. Aritmetik nüfus yoğunluğu artmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman. Aritmetik nüfus yoğunluğu artmıştır diyor. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman verilen yıllar içerisinde ortanca yaşla ilgili bilgiler var ama nüfus artış hızının ekside mi olduğu, nüfus artış hızının artıda mı olduğu ile ilgili ifadeler yer almıyor. O yüzden bu ifadeye ulaşamayız sevgili arkadaşlar ve sorumuzun doğru cevabı birinci ve ikinci maddeler olmak üzere D seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geldiğimizde haritada koyu renkle gösterilen yerlerden hangisinde turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfus değişimi belirgin farklılık gösterir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfus değişimi bir yıl içerisinde belirgin farklılık gösteriyorsa daha yoğun ölçekte burada ne diyeceğiz? Kıyı kesimlerde turizm faaliyetleri iç kesimlere göre daha yoğun ölçekte yaşanmaktadır. Ve burada en önemli, en dikkat çekici yerlerden bir tanesi 5 numarayla gösterilmiş Antalya'dır. Sevgili arkadaşlar, turizm faaliyetlerine bağlı olarak yaz döneminde nüfus miktarı artarken kış döneminde yaz dönemine göre nüfus miktarı azalmaktadır. O yüzden değişim diğer merkezlere göre daha fazladır ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki nüfusun değişimi ve Türkiye'deki nüfusun dağılışını işledik. Tabii ki de hazırlık kampımızdaki kitabımızdan da ödevlendirmemizi yapmamızı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle açıyoruz kısmımızı. Hangi kısım? Şuradaki Türkiye'de nüfusun değişimi ve nüfusun dağılışı 146. sayfayı çözüyorsun. Sonra 9'dan TYT'ye geliyorsun. 152, 154, 156, 158. sayfaları güzel güzel çözüyorsun. Tabii ki de dediğimiz gibi illaki sorularda takılabilirsin. Takıldığın zaman da kare kodu okutup konuyu güzel bir şekilde tekrar etmeyi unutmuyorsun. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.